Ortak eserler birden fazla kişinin bir meydana getirdiği eserlerdir. Burada iki ihtimal mevcuttur. Ya birden fazla bağımsız kişi bir araya gelir ve bir eser meydana getirir. Burada ortak eser sahipliği vardır ve bu bir adi şirket gibi düşünülmelidir. Herkes el birliği halinde bu esere sahiptir. Bunu miras şirketine benzetebilirsiniz. Nasıl miras kalan bir ev üzerinde hiç kimse tek başına sahip değildir. Ama herkes birlikte sahiptir, paylara bölünmemiştir, herkes tamamına sahiptir diye düşünülürse ortak eser içinde bu düşünülebilir. Dolayısıyla elde edilen gelir maliyetler açısından bakıldığında paylaşılmalıdır. Karar verme aşamasında ortakların birlikte karar vermeleri beklenir. Bu kararın verilememesi durumunda ve kararın verilememesi ortaklığı zarara uğratmaktaysa ortaklardan bir tanesi mahkemeden uygun bir karar verilmesini talep edebilir ya da diğer ortakları karar verilmesine veya kendi paylarını satmasına ya da kendi payını devralmasına zorlayarak bir şekilde bir çözüme ulaşmasını sağlayabilir. Tabii bu bahsettiğimiz her zaman için eserin parçalara bölünmesinin mümkün olmadığı hallerde. Yani diyelim bir üç kişi oturup bir yazılım geliştirdiler, bir muhasebe yazılım geliştirdiler. Bu hal için geçerli. Ama 3-5 kişinin bir araya gelip diyelim bir oyun meydana getirdiğini düşünürseniz ayrılabilen parçalar, yani oyunun müziği, oyundaki karakterler, oyunun engine'i ayrı ayrı da tabii ki kullanılabilir. Örneğin bir müziği yapan kişi oyunun müziğini tek başına bir anlaşmayla bir reklam şirketine satabilir ya da kullanmasını sağlayabilir. Bir başkası çok tutan oyun karakterini bir tekstil firmasıyla anlaşarak çocuk kıyafetlerinin üzerine bastırtabilir. Ya da engine'i yapan kişi ya da şirket bu engine'i kullanarak farklı oyunlar geliştirebilir. Bunun sözleşmeyle engellenmesi ya da tarafların birbirlerine pay vermelerinin şartı getirilmesi mümkün olmakla birlikte aksine bir sözleşme yoksa ayrılabilen eserlerde herkes kendi eserini ayrı bir eser olarak kullanabilir.